adım Kudret. Aksaray'ın ufak ve şehirden çok uzak bir köyüne imam olarak tayin edildim. O günlerde genç ve bekar olmam tayin edildiğim bu köydeki erkeklerin canını oldukça sıkmıştı. Çünkü buranın erkekleri çok kıskançtı. Bu durum bana oldukça garip gelmişti. Çünkü ben oraya imam olarak atanmış ve dini görevlerini yerine getirmek adına bulunmaktaydım. Onların bu saçma düşünceleri de benim canımı sıkmıştı. İlk gün eşyalarımı yerleştirir yerleştirmez camiye gittim. Namazdan önce insanlara kendimi tanıttım. Daha sonra öğle namazını kıldırdım ve tekrar evime geldim. Bana verilen ev çok eski ve kötüydü. Öyle ki buranın bir imama asla layık olmadığını düşünüyordum. Evimdeki son dokunuşları yaptım ve köy meydanına dolaşmak için çıktım. Köylüler benimle konuşmak istemiyorlar. Kimin yanına doğru yürüsem yolunu değiştirip benden uzaklaşıyordu. İşim çok zordu. Üzüldüm ve bir kenara geçip sırtımı duvara yasladım. Bir süre sonra benim yaşlarımda bir genç önümden geçerken beni gördü. Gülümsedi ve selam verdi. Ben de başımı sallayarak selamını aldım. Yanıma geldi ve elini uzatarak ''Hocam hayırlı olsun yeni görevin Ben Mesut dedi.'' Ben de kendisine kendimi tanıtıp elini sıktım. Mesut bu köyde bana gülümseyen ve benimle tanışmak isteyen ilk kişiydi. Oldukça canayak ve sevecen biriydi. Kendisine Allah razı olsun kardeş. Sen bu köyde bana selam verip tanışmak isteyen ilk kişisin. Diğerleri beni gördüklerine pek sevinmedi. Dedim. Mesut güldü. Aynen hoca. Kulağına gelmiştir. Bekar ve genç olduğun için Bunlar senden rahatsız oldular. Kendileri de pek düzgün sanki dedi. Şaşırdım ve hayırdır neden öyle söyledin dedim. Mesut duraksa de buradakilerin neredeyse hepsi camiye işledikleri suçların üzerine örtmek için gelir. Baksan hepsi sözde en iyi Müslümanlar. Oturup sana dinini öğretirler ama icraata geldiğinde bütün günahları cehir cehir işlerler. Buranın adamına sakın güvenme dedi şaşırmıştım. Kendisiyle yarım saat kadar sohbet ettikten sonra bana köyün her yerini gezdirdi. Ardından evlerimize dağıldık. O gün oldukça yorgundum. Evden sadece namaz saatlerinde çıkıyordum ve dışarıda durmadan eve geliyordum. Akşam almıştı. Yatsı ezanını kıldırdıktan sonra ellerim cebime sokmuş yavaş yavaş köye gidiyordum. Eve yaklaştığımda bahçenin önünde bir kadının dikilerek içeri baktığını fark ettim. Yanına mesafeli bir şekilde yaklaştım ve hayırlı akşamlar avlacım. Birine mi bakmıştın dedim. Kadın bana döndü ve demek yeni hoca efendi sensin dedi. Gülümsedim ve evet benim dedim. Kadın bana yaklaştı ve köy halkı olarak harmanda sana güzel bir eğlence hazırladık. Takip et beni dedi. Bana bundan kimse haber etmemişti. Hatta Mesut Bey'e kadının hareketleri de oldukça tuhaf olsa da köylüyü kırmamak ve onlarla aramdaki bağı kuvvetlendirmek adına kadını takip etmeye başladım. İşin garip yanı, madem böyle bir kutlama yapılacak, o zaman köy meydanında yapılmalı. Kadını takip ediyorum ve köyden dışarıya çıkıyorduk. Oldukça kuş kullanmıştım. Önden yürüyen kadına, bacım, bu etkinlik neden köyün içinde değil de dışında diye sordum. Kadın arkasına döndü ve bizim etkinlik alanımız köyün dışında dedi. Yaklaşık 15 dakika kadar yürüdükten sonra ileride gelen ışıkları fark ettim. Etkinlik alanı oldukça yoğundu. Oraya vardığımızda çok şaşırdım. İnsanlar birkaç yere ateş yakmış ve bana etler hazırlamışlardı. Etrafa göz attığımda buranın aslında bir piknik alanı olduğunu fark ettim. Masalarda envayi çeşit etler vardı. Her şey baştan aşağı garip. Önce köye gelen hocayı sevmediler. Akşamına onun için bir kutlama yaptılar. Kutlamada kilolarca et pişirdiler ve kıskanç olan bu köyde erkekler ve kadınlar ateşin etrafında dans ediyorlardı. Çalan müzik de çok garipti. Davula benzeyen bir şeyle tuhaf ritimli müzikler çalıyor ve oynarken bundan keyif alıyorlardı. Çok garip bir yerdi. İçlerinden tuhaf görünüşlü bir genç geldi. Yüzünde bir sürü yara izi vardı. Parmaklarındaki sakatlıktan dolayı Elleri çok tuhaf duruyordu. Dibime kadar gelip, ''Hoş geldin hoca'' diye bağırdı ve ''Gel sen şu masaya oturacaksın'' dedi. Gösterdiği yere oturdum. Ardından önüme eski bir parşömeni andıran sarımsı kağıdın içine sarılı et getirdi. Aşırı rahatsız olmuştum. Masada oturdum ve gönülsüz bir şekilde elime aldım. Et ateşe çok fazla temas etmiş ve biraz yanmıştı. Kokusu da ağır ve rahatsız ediciydi. O sırada beni buraya çağıran kadın gelip yanıma oturdu. Bana gülümseyerek, cilveli bir şekilde, "Umarım ikramımızı beğenmişsindir. Senin için hazırladık." dedi ve sanki bana aşık olmuş gibi gözlerimin içine bakıp beni incelemeye başladı. Daha sonra, "Yine görüşürüz." diyerek yanından ayrıldı. Çok gerilmiştim. İğrenç ve tuhaf bir ortamdaydım. Bizim eğlence seslerimizden dolayı köyün içindeki köpekler havlıyordu. Etimi tekrar elime aldım. Besmele çekip ağzıma getirdiğim sırada bir anda ateşler söndü ve etraftaki herkes kayboldu. Şok olmuştum. Az önce ana baba günü olan bu yerde bir tane bile insan evladı kalmamıştı. Çok korkuyordum. Elimdeki eti masaya bırakırken bir şey fark et. Elimdeki sadece kuru bir kemik. Aklımı kaybetmek üzereydi. Masaların üzerleri ve herler kemiklerle doluydu. Orada sadece banklar, kemikler ve küller vardı. Hemen ayağa kalktım ve tekrar besmele çektim. Köye doğru koşmaya başladım. Zifiri karanlığın içinde 5 dakikada köye varmıştım. Evime doğru giderken benim bahçeden içeri Mesut'un girdiğini gördüm. Kapıya doğru yürüdü ve kapıyı tıklamaya başladı. Bir süre sonra ben de bahçeden içeri girdim ve buyur Mesut dedim. Mesut telaşla sana demeyi unuttum. Bu akşam kapına bir kadın gelirdi. Köylü sana bir eğlence yapmak istedi derse sakın gitme. Seni ikna etmeye çalışacak. Ne derse desin gitme. Katın evine girmek isterse de sakın alma dedi. Kafa salladım ve Mesut ben az önce o eğlenceden geliyorum dedim. Mesut dona kaldı. Bir süre suratıma boş boş baktıktan sonra peki sana nasıl bir şey olmadı dedi. Mesut'un kolundan tuttum ve evin içine soktum. Kapıyı kapadım. bana ne biliyorsan anlat onlar kimdi? Besmele çekince bir anda ortadan kayboldular. Kokmuş etleri kemiğe dönüştü. Yaktıkları ateşler bir anda söndü. Etrafta uğuldayan ve havlayan köpekler bir anda sustu. Karanlıkta köye kadar koştum. Ne olduğunu bana tek tek anlat dedim. Mesut ilk başta bir şeyler bilmediğini söyleyerek kendini savundu. Ancak benim onun üzerine sorularımla gitmemle beraber bana her şeyi açıklayacağını söyledi. Oturma odasına geçip koltuğa oturduk. Mesut anlatmaya başladı. Bak kardeş, bu köy görüp görebileceğin en iğrenç köylerden birisi. Buranın adımı yıllardır cinlerle ve büyülerle uğraştığında köye çok fazla cin musallat ettiler. O yüzden buralarda belli bir saatten sonra sıkıntı oluyor. Senin gittiğin kutlama köylünün kutlaması değildi. Cinlerin sana yaptığı oyundu. Bu köye gelen tüm hocalara bunu ilk gün yaparlar. O yüzden hocaların birçoğu daha ilk günden köyden kaçıp gidiyor. Bu köye hoca dayanmıyor. İnsanları da o kadar pis ve sapkın ki kesinlikle idamlıklar. Kimi zaman köye dışarıdan insanlar büyü ya da muska yaptırmak için gelirler. Buraya gelen insanlara öyle şeyler yaparlar ki bir kere bir daha asla gelmez. Kadın büyücülere gelirlerse onlar içeri davet edilir. O sırada onlar içeriden muska yaptırırken otomobillerini, hocaların çocukları soyar, erkek büyücülerek gelirse sonra çoğunlukla taciz ya da tecavüzle sonuçlanır. Buranın öyle pis bir huyu var. Bu adamlar bu pislikleri yapıp bir de camide namaz kılarlar. Sen sen ol. Sakın kimseyle münakaşaya girme. Kimseye inanma. Burada aklını kaybeden hocaları gördük biz. Çok dikkatli olman lazım. Sakın ben hocayım diye bana musallat olmazlar deme. Peygamber Efendimiz'e bile musallat olmuş bunlar dedi. Dedikleri karşısında şok olmuştum. Benim yüz alemi gören Mesut hemen mutfağa girip su getirdi bana. Kendi kendime nasıl bir köye düştüm diyordum. Bu benim mezun olduktan sonra ilk iş deneyimim olacaktı. O akşam Mesut'la biraz daha sohbet ettikten sonra onu yolcu ettim. Ardından içeri geçip kapımı kilitledim ve yatağıma yattım. Yorgunluğum ayaklarımdaki ağrıdan hissediliyordu. Gözlerimi kapattım ve uykuya daldım. Saatler sonra uğultuların kulağıma şiddetle gelmesiyle gözlerimi açtım. O da ne? Bir mezarın üzerinde uyanmıştım. Hemen doğrulup etrafa bakındım. Etraf karanlıktı ve önümü aydınlatan tek şey gökyüzünde parıldayan ay ışığıydı. Ben buraya nasıl gelmiştim? Beni buraya birinin getirmesi imkansızdı. Ne işim vardı o zaman burada? Kendi kendime sorular soruyor ve korkuyordum. Bana okulda verilen eğitimde cinlerden de bahsedilmişti ama onların bir insanı başka bir yere götürecek kadar güçlü olmadığı anlatılmıştı. Şok içindeydim. Beni buraya cinler getirmediyse köyden biri getirmiş olabilirdi. Ancak kapım kilitliydi ve camlarımın tamamı demir parmaklıklarla çevriliydi. Tam ilk şoku atlatmaya çalışırken ikinci bir şok daha yaşadım. Üzerine yatırılmış olduğum mezar taşının üzerinde benim adım soyadım ve doğum tarihim yazıyordu. Hemen altında ise Arapça insar etti. Belki Allah onu affeder yazıyordu. Hemen mezarlıktan koşarak çıktım. Etrafa bakındığımda köyün ışıklarının ileride yandığını gördüm. Besmele çekerek köye doğru koşmaya başladım. Birileri benimle çok fena uğraşıyordu. Evime kadar soluk soluğa koştum. Bahçeden içeri girdim. Kapıyı açmaya çalıştığımda kapının kilitli olduğunu fark ettim. İşte bu, en son olması gereken şeydi. Bu saatte gidecek bir yerim yoktu. Belki acalırı düşüncesiyle kapıyı 4-5 defa itekledim. Ancak hiçbir işe yaramadı. Mesut'a gitmek istedim ancak onun evinin nerede olduğunu bilmiyordum. Camiye gitmek istedim. Ancak caminin anahtarı da evde kalmıştı. Nasıl bir saçmalığın içinde olduğumun farkına varmaya çalışsam da bir türlü aklım almıyordu. Bahçede eve girmenin yollarını ararken bir tıslama sesi duydum. Yere baktığımda iki metrelik bir yılanın evimin kapısına doğru süründüğünü fark ettim. Gözleri kırmızıydı. Bu bana okulda anlatılan yalandı. Dişi azazil cinleri, geceleri kırmızı gözleriyle yılan şekline bürünür ve insanları korkuturmuş. Bunun azazi olduğuna emindim. Besmele çekersen bana saldırır diye düşündük. Hemen bahçeden dışarı çıkıp kapıyı kapattım. Ne yapacağımı bilmiyordum. Benim evin olduğu sokağın sonunda yaklaşık 500 metre uzaklıktı. İki uzun boylu gölgenin bana doğru baktığını fark ettim. Çok korkuyordum. Etrafta öten baykuşlar ve uğuldayan köpeklerin sesleri de korkuma korku katıyordu. Ne yapacağımı bilmez halde camiye koşup bahçeye girdim. Çaresiz öylece oturup bahçede ağlamaya başladım. O sırada köy sakinlerinin evlerinin kapılarının açıldığını duydum. Sanırım sabah ezanı vakti gelmişti ve ben çıplak vaziyette cami bahçesinde kala kalmıştım. Allah'a Mesut herkesten önce buraya gelsin diye yalvarırken insanların caminin ilerisinde toplanıp konuştuklarını fark ettim. Artık çok geçti. İnsanlar kendimi nasıl açıklayacaktım? Bir süre orada toplandılar ve cami bahçesine doğru yürüdüler. O sırada beni karşılarında don adli şekilde görünce hepsi donup kaldı. Öylece bana bakıyorlardı. Kendilerine bildiğiniz gibi değil diyebildim. İçlerinden biri atılıp, hoca efendi, ilk gündür dedik, ezanı unuttun dedik, hak verdik. Ama köyümüzün camisinde bu halde dolaşamazsın dedi. Köylülere. Çaresizce gözümü mezarda açtığımı, anahtarın evin içinde kaldığını ve bu yüzden bu halde olduğumu anlattım. Köylüler kendi aralarında konuşmaya başlarken o adam sen bize masal anlatıyorsun yoksa kadınlara ve kızlara mı göz diktin deyince ben sinirden çıldırdım ve onlara beni bu hale sizlerden biri soktu. Beni evimden alıp mezarlığa götürdü. Bunların hepsi bana yapılmış bir oyun diyerek çıkıştım. Benim bu çıkışmamla Köylü hararetlendi ve üzerime koşup bana tekme sokak daldılar. Yerde öldüresiye resiyet dayak yiyordum. Köylüler birkaç saniye eline vurmayı bıraktığında hemen ayağa kalkıp anaların nasıl sıyrıldım ve meydana doğru koşmaya başladım. Tam meydana geldiğimde arkadan birinin sırtıma tekme atmasıyla tekrar yere serildim ve meydan dayağı tekrar devam etti. Tam beni dayaktan öldürecekler derken köylü bir anda bana vurmayı bıraktı ve sessizleşip kenara çekildi. Güçlükle kafamı kaldırdığımda birkaç metre ilerimde beni eğlenceye davet eden o kadının dikildiğini fark ettim. İnsanlar ona dikkatle bakıyordu. O kadın her kimse köylüyü durdurmuştu. Bana doğru yaklaştı ve elini uzattı. Elinden tuttum. Beni bir çırpıda ayağa kaldırdı. Koluma girdi ve beni yürütmeye başladı. Az önce bana öldüresiye dayak atan köylü şimdi hiçbir şey yapmıyordu. Demek ki bu kadında bir şey vardı. Biraz uzaklaşınca kadına Allah senden razı olsun dedim. O anda kadın bir saniyeliğine elektrik çarpmışa döndü. Tıslayarak bana baktı ve tekrar yola koyulduk. O anda bu işin adını koymuştum. Bu kadın değil bir cindi ve bana yardım ediyordu. Müslüman olmadığı kesindi. Bunu köylüler de çok iyi biliyordu. Yürürken cesaretimi topladım ve kadına sen kimsin dedim. Kadın bana bakarak emmaret dedi. Bu alemin en tehlikeli için kabilesi olan maritlerden bir diş içindi. Bunlar şeytanla beraber cennetten kovulduğu için insanoğluna kin duyarlardı. Öyle ki onları davet etmek bir insanın ölümüyle bile sonuçlanabilir. Bunlar kimi zaman insanlara aşık olup evlenebilir. Hatta ilişkiye bile girerler. Onunla beraber gitmek hiç iyi değildi. Onun da bana yardım etmesi normal değildi. Beni Evmin önüne getirdi. Bahçeden içeri soktu ve kapıyı eliyle yavaşça iterek açtı. İçeri benden önce girdi ve elini koridordaki duvara bir şeyler çizercesine sürdü. Ardından gözlerimi birkaç saniye baktı ve anlamadığım bazı şeyler söyledi. Bu dediğini az çok anlıyordum. Bana evimi elleriyle kusadığından bahsetmişti. Ardından evden çıkıp uzaklaştı. Bir dinle bu kadar yakın olmak çok ürkütücüydü. İçeri girdim ve kapıyı kapattım. Tam banyoya gireceğim sırada zil çaldı. Kapıyı açtığımda karşımda Mesut'u gördüm. Mesut şaşkınlıkla içeri girdi ve Allah bunu yapanların belasını versin. Ne oldu sana kardeşim dedi. Kendisine durumu anlattım. O da şaşırmıştı. Hemen duşa girip temizlenmemi söyledi. Duşa girdim ve soymaya başladım. O sırada karşımda duran boy aynasından kendime bakıyordum. Soyunurken yaralarıma baktığım esnada bir anda arkamda korkunç bir kadın silüeti belirdi. Yüzünü sizlere anlatamam ama gerçekten çok korkunçtu. O an panikle arkamı döndüm. Burnumun dibinde kadının yüzünü görünce çığlık attım ve kendimi geriye atınca düşüp kafamı yere vurdum. O anda bayılmışım. Gözlerimi açtığımda evde yaşlı, güler yüzlü bir kadın ve mesut vardı. Mesut'a ne olduğunu sordu. Mesut, banyoda kafanı duvara vurup bayılmışsın. Ama merak etme, biz annemle beraber her gün gelip sana bakacağız dedi. Felç geçirmiş gibi hareketlerim kısıtlanmıştı. İşte olması gereken en son şey buydu. Felçli kalmam beni bunu da oldukça savunmasız bırakacaktı. Akşama kadar Mesut ve annesi bana hizmet ettiler. Yemek yedirdiler. Ardından sabah görüşmek üzere evden çıktılar. Ben yasakta öylece hareketsiz kalmıştım. İşte benim kabusum tam o zaman başladı. Gece saatlerinde uykuya dalmaya çalışırken evin dış kapısı bir anda açıldı. İçeri biri girdi. Odama doğru yavaşça yürüdü. Ardından kapımı açtı. Karşımda beni kurtaran dişi cin duruyordu. Yine insan kılığındaydı. Bana yaklaşık iki dakika kadar dik dik baktı. Korkudan altıma edecektim. Bana bakmayı bıraktı ve yavaşça üzerime yürümeye başladı. Ardından üzerime yattı. Ne olduysa o anda oldu. Sarhoş gibi oldum. Gözlerimin önünde beyaz bulutlar inmiş gibiydi ve başım dönüyordu. Tam beni öldürdüğünü düşünürken başka bir şey oldu. Cinni benimle ilişkiye giriyordu. Her şey oldukça kötüye gidiyordu. İlişkisini bitirdi ve üzerimden kalkıp odadan çıkıp gitti. Bu benim ona son görüşümdü. O günden sonra Evimde günlerce korkunç sesler, fısıltılar ve çığlıklar duymaya başladım. Ara ara cinlerin bana kendini gösterdiklerini de gördüm. Kafayı sıyıracağım günlerdeyken vücudum kendini toparladı ve felçliğim düzeldi. O günün sabahı iyice kendime geldiğimde eşyalarımı topladım. Mesut ve annesinin eve gelmesini bekledim. Onlar gelince kendilerinden helallik istedim. Ayrıca Mesut'tan numarasını aldım. Daha sonra köye bir taksi çağırıp sabahın erken saatlerinde oradan kaçtım. Daha sonra farklı bir hocadan yardım alarak Deşici'nin evliliğinden korunmak için kendime koruma büyüsü yaptırdım. Aradan birkaç sene sonra eşyalarımın arasında Mesut'un numarasının yazılı olduğu kağıdı buldum. Hal hatır sormak için kendisini aradım. Mesut, ben gittikten sonra köye başka bir imamın gelmediğini ve köyün İmamsız köy olarak lakaplandığını söyledi. Mesut da ben gittikten bir süre sonra annesiyle köyü terk edip başka bir şehre yerleşip çobanlık yapmaya başladı.